everybody this is Tonguç Academy and I am your English teacher Alper. Arkadaşlar 9. sınıf İngilizce invitation yani davetiye bir şey yapacağız hazırlayacağız. Celebration ve bakalım neleri kutlayacağız. Hazırsak arkadaşlar sayfamı çeviriyorum ve sayfamı çevirmemle birlikte functions demeden önce hepinize arkadaşlar hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah oruçlarımızı hayırlısıyla kabul etsin inşallah. <laughs> Arkadaşlar direkt devam ediyorum. Diyor ki asking for given suggestions. Evet. Şimdi arkadaşlar ask normal şartlar altında istemek anlamı daha doğrusu sormak anlamı. Mesela can I ask you some question? Size bazı sorular sorabilir miyim tadında. Fakat ask'ın bir özelliği var. Eğer arkasından for edatını kullanırsanız ask for direkt arkadaşlar istemek anlamına want gibi olacak anlamına gelecek. Asking for suggestions yani diyor ki şey e, fikirler danışacağız fikirler isteyeceğiz e, ve given suggestions ya da tavsiyeler vereceğiz gibi düşünün making phone calls bakın arkadaşlar telefon konuşmaları yapacağız answering the phone calls ve telefonlara cevaplar vereceğiz talking about future plans ve arkadaşlar planlar, gelecekteki planları konuşacağız. Ama diyor ki kul kurar, kader güler. Çok fazla plancı olmamak lazım. Şimdi arkadaşlar benim karşımda lezizülaziz aziz biçimde parti türleri var. Diyor ki party type yani partiler yapacağız. E ee, celebration ve bir takım kutlamalarla kendimizden geçeceğiz. İlk partim belli ki arkadaşlar şu dudaklar büzüşmüş mumlara üfül üfül üflüyor. O zaman ben buraya diyorum ki bu bir arkadaşlar birth doğum demek. Day gün demek. Birthday party doğum günü partisi demek. İşte bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar geldim ikinci resime. İşte bu şeydi slumber party böyle yastıklarla birbirine vurmalar. Bıngıldağının üstüne düşmeler tadında hemen burada önemli olan yazılışları. Çok iyi bilebilmek sınavda Aksi takdirde arkadaşlar hoca gürgeni belimizde kırabilir. Slumber Party işte bunu da yazdıktan sonra yastık savaşı vesaire geldim arkadaşlar yeni yıl partisi var. Şimdi yeni neydi? Hop New yazdım. Yıl neydi arkadaşlar? New Year. Bu da yıl ama yeni yılın partisi diyeceğim ya. New Year's Party işte size yeni yıl partisi dedim. Allah çifte telli oynuyor döktürüyor arkadaşlar Şeyma. Bakın ne yapmış biliyor musun? Mezun olmuş. O zaman olmuş yalnız. ah. Oh. Oruçtan dilimiz damağımıza yapıştı çocuklar. Şimdi graduation party desem şuraya graduation'ı yazsam. Graduation party işte bir ma mazuniyet. Mezuniyet partisini de yazdım arkadaşlar. Graduate normalde mezun olmak demek. Graduation party mezuniyet partisi dedikten sonra fancy dress party ile kendimden geçmek istiyorum. Hemen şuraya arkadaşlar fancy yazdım bir. Oh mis gibi. Hemen arkasından dress yazdım 2. Fancy dress. Şuraya da parti dedim ve bir sonrakine geçtiğim Kıyafet partisini bir kenara bıraktıktan sonra surprise party. Eğer siz birilerini coşturacaksanız arkadaşlar hop hemen şuraya surprise yazıyorum. Bakalım surprise nasıl yazılıyor hop surp inşallah doğru yazıyorumdur arkadaşlar. Surprise party surprise party birilerini kendinden geçirteceksiniz. Bunu da yazdım ve geldim meyvah. Eyvah bir barbekü partisi görüyorum arkadaşlar. Hemen şuraya barbekü yazalım önce bir saniye. Barbekü Party. Adamın göbeğine ben de anlam veremedim. Çift göbek varmış gibi arkadaşlar. Pekala işte barbecue party ile yazdıktan sonra en sevdiğim yaklaşık olarak 1 saat 55 dakika sonra iftar bizi bekliyor arkadaşlar. Ahan da şuraya iftar diye yazdım. Bu arada arkadaşlar break Kırmak demek break. İşte bu kadar. Break fasting. Yani orucu açmak demek. Fast oruç demek belki biliyorsunuzdur. I am fasting. Ben oruç tutuyorum. I will break fasting. Orucumu açacağım. iftarda. orucumu açacağım dedim ve son el sallıyor arkadaşlar. Bacım. Bu belli ki bir veda partisi beni bekliyor. İşte farewell diyorum. Hemen şuraya vedayı Fare yazdım ve iyi yazdım arkadaşlar. Farewell party, veda partisi dedim. Partileri telaffuzunu bir kere daha yapıp bitiriyorum. Birthday party, slumber party, new year's party. Party, 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 party yazacağım arkadaşlar bir saniye hop işte yazdım. Graduation party, fancy dress party, surprise party. Barbecue party iftar dedim arkadaşlar. Farewell veda partisi diyorum. Ve sayfamı oh mis gibi çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar şu gördüklerimin İngilizce karşılığını vermek istersem. istersem şuraya gift yazarım. Hediye anlamında veya arkadaşlar present yazarım. Hediye anlamında present simple tense'in present'ı şu an demek ki arkadaşlar şu an aslında yani Allah tarafından size verilmiş bir hediye. Nefes alıp verdiğiniz için ona present diyor İngilizler. Present simple tense diyor yani hediye zamanmış gibi düşünebilirsiniz. Her neyse. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bazı aksesuarlar vardır. Onlar partide kullanılacaklar. Fakat ben şuraya aksesuarı yavaş yavaş yazmak istiyorum. Accessorize şu şekilde yazdıktan sonra bir sonraki arkadaşımın kostüm partisine eşlik edebilirim diyorum ve hop Kostüm parti dedik daha doğrusu kostüm arkadaşlar kostüm bu kadar basit. Bir sonrakinde bunu herhalde hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum ve kek yazdıktan sonra şu çok hoşuma gitti. Hemen şuraya bir tane arkadaşlar pijama yazmak istiyorum. Pijama. Şu şekilde bir J harfi koyuyorum ve ama yazıyorum değil mi arkadaşlar? Pijama dedikten sonra party hat var bir tane elimde. Parti şapkası. Hemen şuraya party mi yazdım? hat yazdım. Arkasından candle'larım var arkadaşlar. Mumlar cayır cayır yanıyor. Candle evet işte bu kadar basit. Çoğul yapmak isterseniz S koyarsın olur biter. Ve arkadaşlar bir müzik cd'si beni şıkır şıkır kendime getirir. O zaman şuraya müzik cd isterseniz S getirirsiniz çoğullaştırırsınız cd izleyebilirsiniz. Pijama dedikten sonra zaten invitation üzerinde yazıyormuş. Ama yine de bir kere yazmakta fayda olabilir. Bir invitation da ben yazacağım. Normalde arkadaşlar invite e ile yazarsam davetiye anlamına gelecektir. Doğru değil mi? Pekala invitation yazdıktan sonra şuraya bir kart yazarsanız invitation kart davet kartı davetiye kartı dedikten sonra kızlar bu sizin için geliyor. Make up makyajın kralı make up makyaj demek ve şurada iki tane yastık görüyorum. Slumber Party'de birbirimizin kafasına çalıyoruz. Beynimizin pekmezini akıtıyoruz. Pilav diyorum arkadaşlar. Pilav gibi düşünün. Yastıklar dersem pilav derim. Bir de benim en sevdiğim etler cozur cozur arkadaşlar. Ağızlar sulanıyor. Hemen bir barbekü. Barbekü yazdım. Şuraya arkadaşlar nasıl yapacağım okunur mu bilmiyorum ama. E, pit e, şöyle bir ok çıkartayım. Barbekü. Ee, şeysi ne onun adı mangalı diyeceksen barbecue pit barbecue mangalı dedikten sonra bir kere okuyorum ve çeviriyorum Gift present hediye anlamındadır. Accessorize aksesuarlarım. Kostüm. Kostüm. Kek. Kek. Party hat. Parti şapkası. Candles. Mum. Music CD. Müzik CD'lerim. Pijama. Bunlar benim pijamalarım arkadaşlar. Invitation card. Davetiye kartlarım. Make up makyaj. Pillow yastık ve barbecue pit. Ve tabii ki mangal demek arkadaşlar. Oh mis gibi. Şimdi. Şöyle bir şey yapalım. Bir turuncu kalem. Elimde sağ tarafta bir davetiye kartı var. Bakalım. Paul's Surprise Birthday Party. Paul kardeşimin doğum günü partisinde kendimden geçeceğim. December yani Aralık ayının 19.19'unda davetlisiniz arkadaşlar. Diyor ki: "Ne zaman gelebilirim?" Öğleden sonra, daha doğrusu PM. Evet, öğleden sonra diyelim, akşamüstü saat 7 10 arasında gelebilirsiniz arkadaşlar partiye. Peki devam ediyorum. Adres nerede? The Wakefield Residence 1, 2, 3, N Street, N St. Artık bu N'lerde İstanbul falan diyebilirsiniz. Dress code. Peki arkadaşlar ne kılıkla geleceğim? Casual. Günlük sıradan takılabilirsiniz. Bir de rezervasyon için Leyla bacım arayabilirsiniz. Call Leyla demiş. Peki birinci soru arkadaşlar bakın. What is the dress? of the party address address her şekilde duyabilirsiniz. Bu partinin adresi neresi? Bakın arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sevgi ve aşkla yazıyorum. The Wake dedim hemen şuraya. Bakalım neymiş? The Wakefield. Evet. The Wakefield. Residence. Aaa kardeşime bakar mısın? Residence'da parti veriyor. Bak bak bak. Kendinden geçmiş adama bakar mısın? Residence. 1, 2, 3 1 2 3 any street siz buraya istediğiniz bir cadde adı, adı yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela White Street olsun. White Caddesi. İşte şehirde neresi olsun? Mesela London olsun arkadaşlar. Uyduruyorum şu anda. Burada bekliyoruz diyor. Peki ikinci soruda diyor ki: When are the guests going to arrive? Yani misafirler ne zaman gelecek? At the party place. Yani partinin yapıldığı yere. Şöyle diyebilir miyim? guests çoğul olduğu için hemen şuraya they diyorum. Evet. They are going to hemen bakalım. They are going to get ya da arrive diyebilirsiniz arkadaşlar. They are going to arrive at the party. Partiye varacaklar. Bakalım saat kaçta varacaklar? Arkadaşlar saat 7'de gelmeleri lazım kardeşlerimin. O yüzden buraya 7 pm 7 e, ölden sonra 7 diye notumu aldım. What should the guests wear? Arkadaşlar ne giyinmesi lazım buraya gelen gençlerin? O diyor ki free takılabilirler hocam diyor. Yani free takılmaktan kastım ne ciğerim? Casual yapabilirsiniz diyor. Pardon arkadaşlar casual yanlış yazdım. Hemen bir daha yapıyorum. Hop casual istediğiniz günlük kıyafetinizde gelebilirsiniz diyor. Should the guests answer the invitation? Peki misafirlerimiz bu davetiyeye cevap vermek zorunda mı? Hayır. İster katıl kardeşim, ister katılma. No, they shouldn't. Vallahi böyle bir zorunluluk kat'i surette yok diyorum ve sayfamı aslanlar gibi, yiğitler gibi çeviriyorum. Arkadaşlar, ask for suggestions dedik ki bazı tavsiyeler isteyeceğiz ya da give suggestions tavsiyeler vereceğiz. Şimdi tavsiye verişlere bakıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar size bir tavsiyede bulunmak isterim. Shall we go to the dentist? Bak şimdi shall we tamamlıyorum şurayı izle. Go to the dentist. Kardeşim şeye gidelim mi? Dişçiye gidelim mi? Bak senin ağzın yüzün şişmiş. Shall we go to the dentist? Why don't we? Ya da why don't you? Misal go to the mesela nereye gitme git, niye gitmeyesin ki sinema. Hop why don't you go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz ya da neden sinemaya gitmiyorsun? Bak şimdi let's eat red meat. Şimdi orucuz ya arkadaşlar. Haydi kırmızı eti gömelim diyor. What about? Bak şimdi. What about? How about? Bunu gördüğünüzde bu çok önemli. Let's'in arkasından fiil birinci halde geliyor. Bakın arkadaşlar. Ama bunların arkasından fiilin arkasına ayenci vermek zorundasınız. Mesela What about listening? Şunu at şuradan dışarı. What about listening to pop music? Biraz pop müzik dinlemeye ne dersin yiğidim? Bak would you like to verb bir vermelisin. Mesela would you like to swim in the pool? Az önce arkadaşlar şurası in olacak. In the Fool havuzda şu an yüzmek ister misin? Bunlar verebileceğim tavsiyeler yapar mıyız eder miyiz diye sorularım. Şimdi bu tavsiyelere olumlu ya da olumsuz dönmek isteyen kardeşlerim diyor ki Hocam accept ben kabul ettim bu suggestions önerileri. Bakalım neler söyleyerek kabul ediyorum. I like that idea. Vallahi bu ideaya bayıldım bu fikre bayıldım. It sounds awesome. Awesome, muazzam, kulağa harika geliyor. That's great. Çok güzel bir fikir. Sure, tabii ki. Thanks. Çok teşekkür ederim. That's a great idea. Müthiş bir fikir. That's great idea. Bunu bazen E de duyabilirsiniz arkadaşlar. That's a great idea. Şahane ötesi bir fikir. Hocam havuzda yüzelim dedin ama ben orucum. Oradan buradan su girer. Orucumu bozar. Ben o zaman reddediyorum. Arkadaşlar reddedişlere bakalım. Haydi. I would love to. Onur duyarım. Çok keyif alırdım. Fakat I can't ama vallahi giremem. I'm sorry. Çok özür dilerim. I can't. Yüzemem seninle. No thanks. Merci. Teşekkür ederim canım. Sounds bad. Hmm, Kulağa çok kötü geliyor. I'm afraid. Korkarım ki I can't make it. Ah, bunu yapamam. Arkadaşlar bunlar da reddedişlerdi. Şimdi güzel güzel birlikte cümlelerimizi tamamlayalım. Hey man we are going to go to the party. Adamım Partiye gideceğiz. Bak şimdi diyor ki What kind of party is it? Bu ne tür bir parti? I need to know. Bilmem gerek. Because of, because daha doğrusu of yok arkadaşlar. Because my mom don't demiş. Hayır arkadaşlar don't olamaz. Niye biliyor musun? Tekil ya bu. My parents olsaydı eğer mesela şurada parents yazsaydı annem ve babam gibi düşünün. My parents ama my mom yazdığı için Şurada hemen lezizülaziz bir düzeltme yapıyorum. Ve burasını nasıl sığdırabiliriz bilmiyorum ama doesn't olarak lütfen düzeltin arkadaşlar. My mom doesn't allow for all parties. Bütün partiler için annemin müsaadesi yok kardeşim. Hangi partisi söyle. Yes, you are right. Hmm, sen haklısın galiba. It is the one. Bu öyle bir parti ki bak. It is the one with many costumes. Hepimizin bir sürü çeşit çeşit kostümleri olacak. Oha! Ne? Yok. Pardon arkadaşlar. oh o oh, bu ünlenmiş ya bu enteresan oldu bir dakika şöyle yapamıyorum. dur. Oh. Uh, slumber Party. Hmm, bu bir şu yastık zopa birbirimize yastıkla vurma partisi falan filan mı? Fancy Dress Party. Hmm, olabilir arkadaşlar. Bu bir kalsın. O zaman şu yastık meselesi gitti. Wedding ceremony. Bir evlilik seremonisi. Hiç alakası yok. Kıyafet partisi dedi. Birthday party ile alakası yok. Barbecue. Arkadaşlar cozur, cozur mangalın yellendiği bir yelpaze göremiyorum. Ve fancy party diye. Fancy dress party. Biliyor ki bak. Oh, uh, oha diye okuduk az önce. Olabilir. Baksana. Fancy dress Party. Evet işte size bir kostüm partisi dedikten sonra Certain Welcome. Tabii ki geleceğim annem ona hiçbir şey demez. Şıkır şıkır çevirdim arkadaşlar sayfamı. Mandy ve Carol arasında bir konuşma. Mandy diyor ki Carol bacım Sue and I ben ve Sue. Daha doğrusu Sue ve ben are going to He, nereye gidiyoruz şu anda biliyor musun? Art Galeri'ye, Sanat Galerisi'ne gidiyoruz. In the afternoon, öğleden sonra. Öğleden sonra gidecekmişiz. Would you like to join us? Sen de bize join us yapmak ister misin? Bize katılmak ister misin? Bakalım katılmak istiyor mu istemiyor mu? Nasıl anlayacağız? I am going to help mamam. Ben anneciğime yardım edeceğim. With the, with the chores. Yani ev işlerinde anneme yardım edeceğim. Arkadaşlar reddetmesi lazım. That's great. Olmaz. Sure thanks. Elbette ki geliyorum. Certainly. I am sorry. I can't. Gelemem kardeşim. Orada burada takılamam. Anneme yardım etmek durumundayım diyor ve Denizli diyen arkadaşlarım kazandı. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Yeni bir tane. Carl ve Tom arasında. Diyor ki Carl Tom'a Tomcuğum There is a good film on TV tonight. Bu akşam televizyonda lezzetli bir film var. Bir şey sordum. O da Tom'da diyor ki That's a good idea. Thanks. Hmm, harika bir fikir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kabul etti. Ama ben ne demiş olabilirim? Would you like to watch it with me? Benimle birlikte o filmi seyretmek ister misin? Bu bir kalsın olabilir. What about going to movies? Şimdi sinemaya gitmeyi teklif edemem çünkü arkadaşlar filmlerde televizyonda. Let's go to the theater. Tiyatroya gitmek de biraz saçma olur. Televizyondaki filmi gidip tiyatroda izlemek bir tuhaf olur. Why don't we watch? We're just on the net. Ee, i̇nternette neden bir şey videoyu seyretmiyoruz? Arkadaşlar film nerede? Televizyonda. Do you like going out? Dışarı çıkmayı sever misin gibi saçma sapan bir soru bunun üstüne olmayacağı için Would you like to watch it with me? O filmi benimle birlikte seyretmek ister misin? Adana diyen arkadaşlarım bence kazandılar. İzle. Diyor ki Would you like ne dedik? Would like ister misin demek, doğru değil mi? Peki ve bunun arkasından fiil birinci halde work bir gelirdi. Would you like to join my birthday party? Benim doğum günü partime katılmak ister misin? It will be awesome, muazzam bir parti olacak, çok güzel olacak. Well I have the flu. Flu neydi arkadaşlar? Hemen şuraya grip ya da nezle diye notumu alabilirim ki diyor ki ya hiç sorma be birader. Çok fena grip olmuşum. Yüreğim serzen işte. I am sorry for that. Ah çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Get well, Allah iyi etsin. Yakında iyi olursun inşallah. When is the party diye soramam. Hastayım çünkü gelmeyeceğim. I would love to go. Ah gelmekten onur duyarım. Büyük bir keyifle geleceğim. Olmaz. I enjoy them. Partilere bayılırım ama. Az. Ama yani hastayım ama bayılırım. Geleceğim gibi. Şey. I am afraid I can't. Gelemem ne olur. Beni ısrar etme bak. Çünkü çok fena nezlem gribim var diyor. Ve arkadaşlar Deniz de bu sorunun tabii ki cevabı oluyor. Çevirdim. Diyor ki Andrew ve Adrian arasında konuşma. Andrew diyor ki I need some money for buying Party materials. Bak benim biraz paraya ihtiyacım var parti malzemeleri için. Peki bir şey soracak. Adrian da diyor ki of course tabii ki yedim canımı ye. How much do you need? Ne kadar paraya ihtiyacın var? Hemen şıkır şıkır saçayım paraları şöyle. Hmm. Ne bileyim Andrew belli ki Adrian'dan para istemiş. Is there a bank near here? Eğer Adrian bir banka değilse arkadaşlar bu adam bankayı soruyor çünkü gitti. Would you like to buy a car? Araba mı satın almak istersin? Araba satın almak ister misin? Saçmalık. Let's call the bank. Haydi bankaya bir telefon açalım. How about going shopping? Alışverişe gitmeye ne dersin? Ay bakın arkadaşlar izleyin şimdi. E diyor ki. Would you mind? Ya sakıncası var mı be Adrian? Senin Allah'ına kurban. Lending me some money. Bana biraz para ödünç vermenin. Ödünç vermek. Lend. Ödünç vermek arkadaşlar. Ya Adrian senin canını yerim. Biraz parayı ödünç vermenin. Bir sakıncası var mı? Yedim diye sordu. Pekala. Yani arkadaşlar cevap Edirne olacaktı. Aman diyeyim. Sayfayı çevirdim. Şimdi tükandaki bir assistant ve customer arasında bir konuşma var. Bakalım tükancı ne diyor? Diyor ki Can I help you? Sana yardımcı olabilir miyim? Müşteri de diyor ki: I want to buy some orange. Arkadaşlar, want to you bazen wanna diye okuyabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bak şuradan bir ok çıkartayım. Şöyle duyarsanız şaşırmayın. I want to buy some orange. Biraz portakal satın almak istiyorum. I'll buy from the best ones. En iyi olanlardan satın almak istiyorum. Gözünü seveyim. Bakalım boşluğa ne diyecek. Asistan da diyor ki: yani o dükkandaki satıcı. Of course. Tabii ki. Şu virgülük görmeyin arkadaşlar. Of course. Şüphesiz. Here you are. Buyurun demek arkadaşlar. Ahan da. Buyurunuz. Dur şuraya yazayım bak. Hop şuraya buyurun diye yazıyorum. Buyurduk. Believe me. Allah'a inancın olsun. Yani believe me bana inan ki daha doğrusu şöyle. Believe in me aslında arkadaşlar. Bana inanasın ki Bak şimdi yemin veriyor. These are the best ones. Bunlar vallahi en iyileri. Peki bu boşluğa ne demiş olabilir? Bakalım arkadaşlar. I love making cake with orange. Ha en iyi portakalları istiyor çünkü portakallı kek yapmaya bayılıyor. Bu bir kalsın arkadaşlar. Why are you so rude? Ya şop, sen niye bu kadar kaba? Rude ne demekti arkadaşlar? Kaba demekti. Ama adam kabalık yapmadı ki kibarlık yaptı. Bu olamaz. We need to buy satın almamız gerek. Tamam ama bir sebep bildirmen lazım. Could you give me five? Bana 5 kilo verir misin? Ne kadar iste? Daha sormadı. Açıklama yapacak arkadaşlar. I think orange is harmful. Portakal suyu sanırım sağlığa zararlı gibi bir şey söylemiş. Arkadaşlar bence a süper mantıklı. I want to buy some orange. Biraz portakal satın almak istiyorum. I'll buy from the best ones. Ve ben en iyilerinden satın almak istiyorum. Çünkü I love making cake with orange portakallı kek yapmayı çok seviyorum diyor. Mükemmel. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi We decided to throw a fa ha, farewell party. Arkadaşlar, farewell'in yazılışında küçük bir hata gördüm. Arada e var. Dikkat edin. Farewell party bir veda partisi vereceğiz Jack kardeşim için. Jack comeback. Pekala, we bought foods. Şimdi bak, yemekleri satın aldık. Parti şapkalarını da satın aldık. Dekorasyon için süsleme ıvır zıvırlarını da satın aldık. Ama ah. I forgot one of the most important things. En önemli şeylerden bir tanesini unuttum. Let me guess. Dur tahmin edeyim. It is a clown. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Veda partisinde palyaço'nun ne işi var? Yastığın ne işi var? Veda partisinde coşarız, eğleniriz. Hafif müzik. E -eh. beverage. Olabilir içecekleri saymadı. Cookies yiyecekleri almıştı. Kurabiyeler falan alınmış. Arkadaşlar ne biliyor musunuz? Çok önemli bir şey. Vallahi boğazımızda tıkanır kalır. Çünkü beverage isterseniz beverages da diyebilirsiniz arkadaşlar. İçecekler olacaktı. Bunun cevabı ve sayfamı çevirdim. Ödüllü soruyla sizleri baş başa bıraktım. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Hoşça kalın.